Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gaziantep'teyim. Gaziantep'in tam da kalbinde, merkezindeyim. Arkamda görmüş olduğunuz Necdet Usta ve oğullarına geldim. Antep'te yenilebilecek, gidilebilecek en güzel mekanlardan bir tanesine getirdim sizi. Şimdi içeriye geçiyoruz, ustamızla tanışacağız. Kebaplarından yiyeceğiz. O zaman videomuz başlasın. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antep'in tam kalbinde, merkezinde gidilebilecek, gelinebilecek en güzel yer. Şeyi tanıtırken geldim. Tam haşhaş kebabını tanıtacağım şu anda. Hemen kebabımız var. Kendimize ait kırmızı kapya biber, yeşil biber, soğan, sarımsak, isot biberi var. Haşhaş kebabı diyoruz. Çok farklı bir tat. Ben denemek isterseniz tavsiye ederim. Kıymayla yapılıyor. Evet. Zırh kıyması, o da zırh kıyması yine. Zırh kıyması. Sizin siparişe geliyor. Ben kebabı tanıtmak için geldim. Siparişe geliyorlar şu anda. Tamam, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Mutlaka. Evet. Tavsiye ederim. Tamam. Mustafa, kaç senedir burada faaliyet gösteriyorsunuz? Abi 1983 yılında babam, şöyle bir göstereyim. Burada bölünme sefası var kalenin altında. Evet. İlk yeri, yani babamın yeri orasıydı. İlk yeri. Oradan geri buraya geldik. Ortalama 20-25 yıldır falan buradayız. Valla mekanınız çok güzel. Allah razı olsun. Ağaçların altında serin bir yer. Aynen. Bir de çınar ağacımız da var. Bizim çınar ağacımız da 178 yıllık. Dalları düşmesin diye böyle direklerle tutuyoruz onu. Müşterilerinizle her yeri dolmuş. Herkes memnun. Allah bereket versin. Mesela burası Hatay. Atıyorum işte şu iki kişi İstanbul'dan geliyorlar. Mesela burası Ankara'dan geldi. O zaman haşhaş kebabının yapılışını bir görelim. Haşhaş kebabını mutlaka sana da tavsiye ederim. Tamam usta, bir geçelim. Onlar mı? Tamam hadi erişte. Boş yok. Ustam, bu sağdakiler haşhaş kebabı mı? Aynen abi. Ahmet abi de Terbiye abi. Tamam Fahri usta. Özelliği nedir haşhaş kebabının? Buralı fesleğe kebabı. İçine kırmızı papyon biberi var. Köfte baharatı, isot, sarımsak. Bunlar da Antep'e özgü ciğerleriniz. Aynen abi. En soldaki kıyma. Sadeteyim. Ayçısı sadece tuzla. Evet. Bunları da pişiriyorsunuz. Aynen, pişmiş güzel. Pişmişler. Evet. Domates, biber, o şekilde ekmeğin arasından çekiyoruz. Maşallah, ocağınız hiç durmuyor. Aynen, hiç sürekli durmuyor. Yeniliyorsunuz. Aynen abi. Gel abi. Evet. Abi bir durun usta, şeyler bekleyecek. Bir daha ye. Gel abi. Bir kişiyi bir daha ye, bir kişiyi. Hakan abi, ben oraya atayım. Bayağı kalabalık bugün. Bir koşturmaca var ki. Dur abla, ben de yazacağım. Dörtlerim ciğer çek. Abla. Bay Manal, gelin. Evet.
sen gidelim. Arkadan sen ne yiyeceksin? Sen oraya söyle tamam. Mehmet bana söyle. Abla oraya git, sen geç, sen geç abla. Sen geç. Birbirlerine değinmeyin bak, yavaş yavaş. Asıl usta. Sen kanal abi YouTube'da. Mehmet Can. Mehmet tamam mı? Al ya, değirme birbirine. Ustam nasıl, haşhaş kebaplarımız oluyor mu? Oluyor abi, çıkma bize. Tamam canım. Değirme gir abi. Eline dikkat et. Hasan alksene bu. Çek abi onu gönder masaya. Çekiyor abi arkadaşlar. Bir dakika. Hemen geliyoruz. Çek abi. Haşhaş kebapları. Hasan. Orada bir haşhaş. Neyse. Karışık abi. Saçı. Başlar aşağı. Devam çek. Benim masaya oldu mu? Şafi. Eyfe'ye dahil oldu burada. Hemen aşağıya. Tamam mı açık? Haydi porsiyo tabağa çık. Bu bizim mi? Aynen abi. Ustam eline koluna sağlık. Abi afiyet olsun. Sağ olun. Şimdi tadıma geçiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Kolay gelsin. Sağ olun. Tek kuşbaşı yarım ekmeği. Tamam abi. Böyle alıp sonuna gidiyor. Tamam usta. Tamam. Var usta. Var usta. Soframız bu şekilde. Şimdi tadıma geçiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş haşhaş kebabı. Mehmet! Ustam elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Haşhaş kebabınızın tadına bakacağım şimdi. Haşhaş kebabının tadına bak. Eğer müptelası olmazsan yeme. Vallahi. Haşhaş kebabım çok güzeldir benim. Kaç zamandır Antep'e geleceğim? Yaklaşık 7 aydır video çekiyorum. Hep Adana'da çekiyorum. Bir türlü gelemedim. Kısmet bugüneymiş. Kısmet banaymış. Vallahi. Şöyle elle koparalım değil mi usta? Daha iyiyiz. En iyisi. Nasıl dağılıyor? İşte bu onu diyeceğim. Çatala gelmemesi lazım. Şöyle eline bastığın zaman dağılması lazım. Kıyma dediğinin. Ustam şimdi nasıl yiyeceğiz bunu? Limon falan sıkılır mı? Salata falan. Aslında o yanlış oldu. Şunu onu öyle yiyeceksin. Sen toksun şu anda tamam. Biliyorum. Yatırıyorsun abi. Soğan pivası da tatlı bir şey içerisine. Tamam. Şunu yiyeyim. Bir tadına bakayım Ustam. Tamam. Böyle de yağlı tabii zaten şimdi bu özü biliyorsunuz zaten kıymanın en güzel yanı yağlı olmasıdır. Eğer bu kıyma şu an dökümlü olmasının sebebi, dökümlü olmasının tek kaydısı yağlı olması. Normal ben sana kara, böyle kapkara bir et yedirmiş olsam bunu alırsın böyle elinde çatal gibi sallarsın böyle. Zırhta kıyıyorsun zaten. Tabii zırh kıyması o yediğin hepsi zırh kıyması. Dursun. Şimdi dedim. Dur abi. Dur, öyle yapmayalım. Ben sana bir dürüm yapayım. Evet. Şöyle şunu alalım. Şuradan alıp şey soğan pivası atıyoruz. Limonda sıkılır mı? Tabii tabii. Ben limonlu yiyorum. Sen ben de limonlu çok severim. Tamam o zaman. Şöyle limonu sıkıyoruz abi. Tuzu biberi iyi yerinde ama isterseniz. Biber şeyler Mustafa. Tamam. Limon falan atalım bilmiyorum. Herhalde ben limon atıyorum. Gitmez. Ben limon atıyorum. Ya kimyon gitmiyor herhalde. Yok kimyon gitmiyor. Kimyon kullanmıyoruz. Mustafa, şöyle tuzumuz. Mehmet. Abi, hemen oraya alalım. Nasıl abi? Müsaitse. Daha doğru. Ha tamam. Teşekkürler ustam. Abi afiyet şeker olsun. Sırın tadına bakıyorum tekrar. Bak bakayım abi. Ayran verir misiniz bir tane? Bir ayran mı var orada? Muhteşem. Kebabım güzel benim. Mesela bu yediğiniz eti ben sabah hala giderim. Haldan şu elimin beğendiğini, elimin sevdiğini alırım gelirim. Öyle şey yapıyoruz, sunuyoruz müşterilere. Her gün günlük taze çok şükür. Buyur abi. Mustafa bu bir porsiyon. Bir porsiyon evet. Fiyatı ne kadar bu? 44 lira porsiyon. Ayranla beraber 47 lira yapıyor. Gramaj olarak ortalama 240 gram kadar. 240 gram kadar şey yiyorsunuz. Kebap yiyorsunuz. Kebap yiyoruz. Onun yanı sıra dürümüm de 22 lira. 30'a 2 kişi doyar yani burada. 150 gram yiyorsa doyar yani. Ya öyle değil de bir porsiyona mesela 2 kişi lira benim kebapla çok rahat bir şekilde doyar. Domates. Hiç domates de çok hoşuma gitti. O da güzel. Allah. İsim neydi abi? Hadi bura bak. Hadi bura bak. Özcan abi. Acı seviyor musun? Seviyorum abi. Seviyorsun. Şundan alsana bir ısırık. Şundan. Abi. Uzaya gitmeyeyim sonra. Şimdi gidecek. Uzay boş ver. Sen uzaya. Oh.
Çok başka bir şey abi. Hatay güzelmiş ama. Hatay böyle zehir gibi. Biz alışkınız da. Özgün abi yiyormuş. Acıyı derdi de. Ben de daha hava atacaktım. Acıyı yemeyi diye. Adana da gidiyoruz abi. Eyvallah. Antepler kadar biz de yiyoruz yani. Allah razı olsun abi. Beğendim abi. Beğendim. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Kemal olmuş. Size de afiyet şeker olsun. Yolunuz düşerse tekrar mutlaka bekliyorum. Mutlaka geliriz. Böyle çekim değil. Rahat rahat demek. Şeref duyarım. Şeref duyarım. Aynen o başladı şimdi. Sen de birazdan çilesi başlayacak bunun. Yolunuz düşerse mutlaka bekliyorum. Gelirseniz şeref verirsiniz. Şeref duyarım. Allah razı olsun. Ben zaten sizi YouTube'dan çok izledim. Allah razı olsun. Mutlaka dedim buraya gitmem lazım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de çekiminizi verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek ne demek. Her zaman. Şimdi babamla bir gün oturduk biz. Babam dedi ki oğlum dedi reklama ne zaman girmeyi düşünüyorsun? Ben dedim reklamda ne işimiz var dedim. Babam bana bir kelime kullandı. Oğlum dedi Marlboro ile dedi Coca-Cola şey isim verdim ama önemli değil dedi. Marlboro ile dedi Coca-Cola dedi. Bu kadar büyümesinin tek neden dedi kazancının %50'sinde reklama verdiler. Reklama vermesi. Şimdi ben de şu şekilde. Ben %60'ını veriyorum şu anda reklam. Kazanıyorum. Allah bin bereket versin. Ama iyi de yapıyorsun. Elhamdülillah. İyi de onu yapıyorsun. Bozmuyorum işte. Onu evet. Bozmuyorum. Biz hani reklam vereyim de aman benim dükkanıma müşteri gelsin. Günü birlik olsun. 10 günlük olsun. 5 günlük olsun. Değil. Sen buraya geldin bunu yedin beğendin. Beni şey atacaksın. Sayfanı atacaksın. Sen buraya 2 ay sonra geldin ben yine aynı fırsatı vermem lazım sana. Çok teşekkür ederim Mustafa. Allah razı olsun. Sağlık. Afiyet şeker olsun size de. Sevgili dostlar yine geldik videomuzun sonuna doğru. Herkese hoşça kal diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.